VideoTech Projesi video serisine hoş geldiniz. Fotovoltaik güneş panellerinin çatı kurulumunda öncelikle çatının yapısının çok iyi analiz edilmesi, çatının eğim ve yön tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu kurulumda çatının yönü ve eğimi son derece uygundur. Çatıda çalışma yaparken iş güvenliği tedbirlerinin alınması çok önemli bir konudur. Öncelikle sigma profillere panel kenar ve orta tutucular montajlanarak işe başlanır. Panel tutucular değişik yapıda olabilir. Kurulumun yapılacağı çatının tipine göre montaj aparatı seçilmelidir. Çelik konstrüksiyon sigma profillerin çatıya montajı yapılır. Buradaki çatı düz olduğundan ayrıca bir kiremit altı tutucu ve montaj aparatı kullanılmamıştır. Panellerin yerleşim yönüne göre iki konstrüksiyon arası ölçüm alınarak montaj yapılır. Panelleri çelik konstrüksiyona sabitlemek için kenar ve orta tutucular kullanılır. Panel tutucular vida ve somun yardımıyla çelik konstrüksiyonlara sabitlenir. Panellerin yerleştirme işlemi yapılır ve panellerin bir tarafı eğimden dolayı kaymasın diye sabitlenir. Diğer panellerin sırasıyla montaj ve sabitleme işlemi yapılır. Sabitleme sırasında panel tutucuların panel çevresini tam olarak kavramasına dikkat edilmelidir. Son olarak kenar tutucular sıkılarak panellerin montajı tamamlanır. Bundan sonraki aşama artık panel tutucuların tam olarak sıkılmasıdır. Buradaki amaç gevşeklik kaynaklı panellerin yerinden çıkmasının önlenmesidir. Yerleştirilen panellerin kablo bağlantıları MC4 konnektör yardımıyla yapılır. Seri dizi oluşturulurken panellerin kendi MC4 konnektörleri kullanılabilir. Fakat PV paneller paralel bağlanacaksa ayrıca paralelleme konnektörlerine ihtiyaç vardır. Burada MC4 konnektörlerin sıkıca geçtiğinden ve sızdırmazlık rekorlarının iyice sıkılı olduğundan emin olunmalıdır. İhtiyaca göre paneller seri ya da paralel bağlanabilmektedir.
Burada ikişer panel seri bağlanmış ve ikili grup kendi arasında paralel bağlanmıştır. Buradaki sistemde 24 volt aküler şarj edileceğinden panellerin bağlantısı buna uygun yapılmıştır. Amacımız gerilimi yükseltmek ise paneller seri, akımı yükseltmek ise paralel bağlanmalıdır. Bunun kararı verilirken tamamen ihtiyacımız önemlidir. Bu bağlantıları yaparken panel etiketinde yazan maksimum seri bağlanabilecek panel gerilimini ifade eden maksimum sistem voltajı ifadesine dikkat edilmelidir. Ayrıca panellerden gelen kablolar invertöre bağlanacaksa invertör etiketinde yazan maksimum solar voltaj değerine dikkat edilmelidir. Panel montajı ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra paneller ile diğer bileşenler arasındaki kablonun sabitlenmesi yapılmalıdır. Artık panellerden gelen kabloların polaritesine dikkat ederek pano ile birleştirebiliriz. Kablo bağlantısı yapıldığı anda şarj kontrol cihazının ekranında sembollerle izleme yapılabilir. Panellerde üretim olup olmadığı ölçümler sonucu takip edilebilir. Burada kullanılan paneller 150 watt 20.5 volt değerindedir. Fakat panellerin verimi direkt olarak ışık değerine bağlıdır. Şu an yaklaşık 42 volt gibi bir değer görülmektedir. Gerekli ölçümler ve testler yapıldıktan sonra mutlaka sağ kontrolü yapılmalıdır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Proje hakkında detaylı bilgi almak ve videoların devamını izlemek için YouTube, Facebook sayfalarımızı ve web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.